Fuat abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar, merhabalar. Buyurun. Fuat abi sizi YG zirvesinde tekrardan görmek çok güzel bir duygu. Hoş benim geldiniz. Benim için de öyle, inan. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Fuat abicim biz YGA'da dünya çapında ilklere imza atmak diyoruz. Siz de dünya çapında birçok ilke imza attınız aslında. Öğle yemeğine çıkmadan önce bir videonuzu izlettik arkadaşlara. O videoda dünya çapından bir sürü müzisyenle bir araya geldiniz. Zaten 55 yıllık bir birlikte başarma hikayesi yarattınız. Şimdi burada gördüğünüz arkadaşlar ileride girişim kuracaklar. Okurdukları girişimlerle ünlenenler olacak. Hatta bazılarının ünü New York'a, Nasdaq, Times Meydanı'na da ulaşacak. Özellikle o arkadaşlar için de ben sormak istiyorum. Bu ünün içerisinde abi, siz nasıl oldu da birlikte başarıyı unutmadınız? Yani Fuat Güner nasıl o ünün içerisinde egosu küçük, kalbi büyük kalmayı başardı? Aslında sorduğun sorunun en can alıcı yeri ego meselesi. Hı hı. Birlikte bir şey yaparken, inanın ego işin içine girdiği zaman işin tadı kaçıyor. Bu egonuzu yok edemezsiniz. Ama ona bir dizgin takmanız söz konusu. Nerede, hangi kelimeyi nasıl edeceğiniz, kime nasıl davranacağınız, nasıl konuşacağınızın çok önemi var. Ve de özellikle beraber çalışırken, birlikte çalıştığınız kimselerin konudaki yetenekleri, bilgileri, o konudaki ileriye dönük bakış açıları, bunlar çok önemlidir. Eğer birlikte bir şeyi başarmak için yola çıkan bir ekipseniz, her bir ferdin özellikle altının çok iyi araştırılması gerekiyor. Eğitiminden tutun, kişiliğinden, aile geçmişinden, hayata bakış açısından. Çünkü bunlar ileride size hepsi küçük küçük problemler olarak geri dönebiliyor. Eğer sağlıklı bir ruh haline sahip değilseniz, bir ortamda bir beraber çalışırken bir dengeyi bozma tehlikesi var. Biz 52 yıl birlikte çalıştık. Diyeceksiniz ki çok mu karakterleriniz hepiniz birbirinize bu kadar uyuyordu? Hayır. Zaten ayrı karakterde olmanın da böyle bir grupta getirdiği başka bir güzellik var. Çünkü herkes ayrı bir yetenek. Kendine has bir hem müziğe bakış açıları hem hayata bakış açıları var. Ama biz devamlı birlikte bir araya gelerek, birlikte konuşarak ve de müzik öyle güzel bir şey ki eğer siz onu yüreğinizde hissedebiliyorsanız o notaların güzelliğini, herkes de onu hissediyorsa zaten orta yol bulmanız söz konusu. Çünkü bile bile insan yanlış bir şeye güzel demez. Değil mi? Fuat abi ağzınıza sağlık. Egoya dizgin dediğiniz yerde benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bazen hakikaten hani egosu küçük dediğimiz zaman hani egoyu yok etmek gibi anlaşılıyor. Sanki kilo vermek isteyen birinin ya midemden kurtulmak istiyorum demesi gibi bir şey. Halbuki kontrol, onu kontrol etmeyi öğrenmesi lazım. Bir diğer dediğiniz nokta, not aldım. İleriye dönük bakış açısında olmak. O da çok kritik geldi. Bir de ayrı özelliklerde insanın kolektif başarı için ayrı bakış açılarını birleştirmesini not aldım. Çok önemli. Yani bir daha altını çizmek istiyorum küçük bir yerin. Siz her şeyi bilemeyebilirsiniz. Keşke bilebilseniz, keşke bilecek o kadar konuyu bir arada toparlayacak bir bilgi kültürüne sahip olsanız. Ama bu her zaman kolay elde geçirileceğim bir şey değil. Yani düşünün, aynı zamanda elektronikçi, aynı zamanda makine mühendisi, aynı zamanda doktor ve avukat, hepsini birden olamazsınız. Ha bunu böyle bir mani mi var? Hayır, yok. Eğer öyle bir yeteneğiniz varsa hepsini birden olabiliyorsanız helal olsun. Ona kimsenin bir itirazı yok ama bu hayal olur. Dolayısıyla bu tip işlerinizi lütfen, herkese hep yıllardır bunu söylemişimdir, kolektif çalışmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun başka hiçbir çaresi yok. Her şeyi bilmeyin. Lütfen bir araya gelin, bilen insanlar bir araya gelsin. Birlikte bir şey oluşturun. Bu çok önemli bir şey. Bir sürü zorluktan, bir sürü sıkıntıdan da insanı kurtarıyor. Doğru, doğru Fuat abicim. Kolektif çalışmak dediniz, bilen insanlar bir araya gelsin, bilgiyi paylaşsınlar dediniz. Onlar da çok çarpıcı geldi. YGA'da da çok donanımlı insanlar cömertçe o bilgilerini birbiriyle paylaşıp zaten özü ortaya çıkartıyorlar. YGA'nın özü o ki benim en çok hoşuma giden ve burada bulunmamın, burayı desteklemenin en büyük nedeni de o. Kafa yapıma çok uyuyor. Fuat abicim bir de şimdi sizin
geçmişte spor başarılarınızı ben biliyorum. Orada da ilklere imza attınız. Şimdi kimse bilmez gerçi. Sizlerin belki bilmeyeceği, hatta bunu direkt soralım sizlere. Fuat Güner lisede hangi branşta Türkiye rekoru kırmıştır? A. Okçuluk. Okçuluk diyenler, elleri bir görebilir miyim? Okçuluk diyenler, pardon, A. Yüzme, değiştirelim. Okçuluk diyenleri gördüm. Yüzme diyenler, abi yüzme diyor çoğu insan. Evet, bu ikisine parmak kaldırdıysanız bilemediniz, koşuydu. 400 metre miydi abi? Evet, lisede arası 400 metre birincisi olmuştum. Kaç saniyeyle koşmuştunuz abi? 54.18 saniyede koşmuşum o zaman. Şimdiki rakama bakarsan tabii çok düşük bir rakam. Ama o zaman isim fena değildi. Liseler arası tabii. Hı hı. O zaman Türkiye rekoru 52.18 filandı. Ben 2 saniye daha yavaş koşmuşum demek ki ama sporu çok severdim. Fuat abi siz, pardon sözünüzü böldüm. Koşuda aslında bir ilke imza attınız ama futbolda yapıyorsunuz, voleybolda oynadınız, evet, aynı zamanda yelkenle de uğraştınız. Doğru. Peki bu spor geçmişinizin, sporda aldığınız ödüllerin sizin birlikte başarma bakış açınıza nasıl bir katkısı oldu? Lise hayatından biraz örneklerle onu anlatabilir misiniz bize? Tabii şimdi Saint Joseph Lisesi'nde okuyordum ve bizim lisede yaklaşık 40 basketbol sahasıyla 30 küsür voleybol sahası vardı. Hı hı. Bütün herkes basketbol veya voleybol oynamak mecburiyetindeydi. Hı hı. Bahçede dolaşamazsınız, gezemezsiniz. Ve diyeceksiniz ki 15 dakika teneffüste spor mu olur? Hayır, bizim teneffüslerin en düşüğü 30 dakikaydı. Büyüğü 45 dakikaydı. Hı hı. Dolayısıyla herkes spor yapabiliyordu. Şimdi tabii bu spor yapmak biraz da insana öz disiplin getiren bir şey. Hı. Kendinizi nasıl trene edeceksiniz? Nasıl hazırlanacaksınız? Bir de acaba vücut yapınız hangi spora yatkın? Yabancı ülkelerde, belki şimdi de Türkiye'de de başlamıştır. Okullarda talebelere, spor hocaları hangi spor dalına gitmesi gerektiğini araştırıp bulup söylüyorlar. Dolayısıyla sizin hangi sporu yapacağınız da belli oluyor. Şimdi biz dediniz ki nasıl müzik hayatınızı buradaki başarı öğretiler etkiledi. O başarı aslında başarıdan çok bir şeyi yapmayı çok istemekten kaynaklanan bir şey. Çok arzu etmekten kaynaklanan bir şey. Ben sporu çok severdim. Babam, annem küçükken de oğlum bir Allah rızası için bir dakika otur ya derdi. Ben hiç duramazdım yerimde. Mutlaka bir şey yapmam. Hala da öyleyimdir. Yani bir gün içinde ne kadar çok iş yaparsam, ne kadar çok değişik şey öğrenirsem o kadar mutlu olurum. Oturup bir yerde bir kitap okumak çok güzeldir. Bir film seyretmek, bunları zaten yapıyoruz. Ama onun dışında gün o kadar uzun ki onun her saatinin boşa geçmesi benim yüreğimi acıtıyor. Eyvah bir saatte bak boşa geçti. Hay Allah falan durumundayım. Tabii belki bu herkes için çok iyi bir şey değildir ama ben biraz öyleyim. Belki de öyle olmam da hem ruhumun genç kalmasına hem de hala hayata aydınlık gözlerle bakmama sebep olan bir şey. Dolayısıyla sizin YGA'nın ana konusu olan birbirleriyle paslaşma, birlikte başarmanın ana çizgilerinden birisi de burası. Siz kendinizi yetiştireceksiniz, öz disiplininizi kuracaksınız, birlikte çalışmaya hazır hale geleceksiniz. Çünkü eğer o girdiğiniz ortamda hiçbir veriminiz yoksa, bir faydanız yoksa oraya girmenizin de bir anlamı yok zaten. Fuat abicim, öz disiplin dediniz. Bu çok kıymetli. Hangi spor dalında iyi olduğunuzu bilmeniz gerekiyor dediniz. Bu biraz kendini bilmek, doğru, o öğretiyle bağlandı bende. Çok istemek, arzu etmek ve biz YGA'da sahada olana top çarpar diyoruz. Sahada olmak, doğru, aktif bir, doğru, şekilde. Bu noktalar çok çarpıcı geldi sabır bana. Ve sabır. Sabır çok önemli. Yani her şey bir anda olmuyor. Siz emeğinizi vereceksiniz. Hı hı. Onun semeresini bir zaman sonra alacaksınız. Başka konuşmacı arkadaşları dinlerken çok güzel konuşmalar duydum bugün. Onların içinde de beni çok etkileyen bir iki cümle de şeydi. Sina Bey'di galiba. Sani Şener. Ha? Sani Şener. Evet.
Dans etmeyi öğrenin onları dedi. O laf çok güzel. Hatırlarsınız değil mi? Biraz evvel yemekten evvelki konuşmada. Hı hı. Bu işle dans etmeyi öğrenmeniz lazım. O kadar önemli bir laftı ki o. Çünkü dans biliyorsunuz, eğer bilmiyorsanız kötü bir performans olur. Ama biraz tango, biraz rumba, hı hı, biraz vals, biraz rock and roll, biraz hepsinden bir parça eğer biliyorsanız, o zaman keyifli bir gece geçirmeniz söz konusu. Doğru. Fuat abi, siz şimdi dans etmeyi öğrenmekle bağlayınca aklıma burada izlettiğimiz aslında sizin Ferhan Şensoy ile yaptığınız sohbet, birlikte de izlemiştik, evet, o videoyu. Onunla da çok güzel bağlandı. Dans etmeyi bilmeniz lazım, sonra dans etmeniz lazım. O, evet, videoda da şey diyorsunuz, yani iyi çocukla yemek yiyelim, iyi çocukla kahve içelim ama çalamıyorsa müzik yapmayalım, evet, diyorsunuz. Doğru. Yani donanımlı, doğru, olması gerekiyor, dans etmeyi, doğru, bilmesi gerekiyor. Sizin de sürekli donanımınızı geliştirmeniz bence rol model oluyor insanlara. Bu çalışma aşkınız, yani bu çok büyük bir özveri istiyor, evet, aslında. Sürekli olarak kendini geliştirme, güncelleme. Bu çalışma aşkınızın, özverinizin temelleri nerede atıldı peki? Vallahi zannediyorum bu biraz aileden, eğitimden ve yetişmeden gelen bir şey. Hı hı. Evvela her şey ailede başlıyor. Hı hı. Aileniz sizi ne kadar özgür beyinli bırakıyor, yetiştiriyorsa, sizi ne kadar ileriki yıllara hazırlık aşamasını güzel geçirtiriyorsa, hı hı, siz o kadar doğru yola gitme şansınız var. Hı hı. Ben çok güzel bir ailem vardı. Benim babam, belki aranızda çok gençler bilmeyebilir, fotoğraf sanatçısı Sami Güner'dir. Çok tatlı bir adamdı. Kız kardeşime, sen ne çalmak istiyorsun? Mutlaka müzik öğrenmeniz lazım. Hayatta müzik giren yere kötülük girmez derdi. Çok güzel. Bana da sordu. Ben dedim gitar çalacağım. Kız kardeşim de piyano çalacağım. Kendisi de fotoğraf sanatçısı. Annem evde şarkı söylerdi. Ben piyano çalardım. Kız kardeşim piyano çalardı. Yani evde zaten müzikle biraz haşır neşir olurduk. Hı hı. Ama şöyle de bir şey vardı. Konuları birbirine karıştırma. Yani okuyacaksın, eğitimini yapıyorsun, işte lisedesin, üniversitedesin, bir yandan da müzikle uğraşıyorsun. Ben ikisini de bitirmek şansına sahip oldum. Çünkü başladığın işi yarım bırakmamak çok önemli bir şeydir. Müzik tamam, dünyanın en güzel şeyi, insanın içine o aşk girdikten sonra çıkmıyor. Nitekim küçük bir misal olarak vereyim. Ben inşaat mühendisini bitirdim. Karayolların birinci bölgede çalışmaya başladım. Sonra Sezai Türkiye, Fevzi Akay gibi Türkiye'nin en büyük firmasında mühendis olarak çalışırken bir reklam müziği yaptım. Bir senelik maaşımdan daha fazla para kazandım. Sonra düşündüm. Dedim ki, çünkü müzik aşkı öyle bir şey ki gitmiyor içinizden. Mühendislik ise çok yaratıcı bir şey değil. Bakın mimarlık yaratıcı bir şey. Ama mühendislikte mimarların yarattıklarını siz oturup hesaplıyorsunuz. Statik hesapları, betonarme hesapları, işte her türlü malzemeler falan. Yani çok sizin yaratacağınız fazla bir şey yok. Ama mimarlık öyle değil. Veya endüstri mühendisi öyle bir şey değil. Bambaşka yeni bir şey hayal edip yaratma şansınız var. Hı hı. Ben müzikte bu yaratma kısmına çok gönül verdiğim için müziği tercih ettim. O gün düşündüm. Ertesi gün istifamı verip ondan sonra müzik hayatına başladım. Tabii bu ailem içinde de, annemle babam da eyvah oğlan çalgıcı oldu durumu oldu. Biraz hani o zamanlar hele 1970-75 senelerinde filan doktor, yani mühendis olmuşsun, mühendis olarak çalışacakken şimdi ne oldu, mühendisi diye bıraktın, hem de gayet güzel gidiyordun. Hı hı. Samimi söylüyorum, iyi ki bırakmışım. O kadar mutluyum ki hayatımı müzik içinde geçirmenin benim ruhumda çok pozitif etkileri olmuştur. Fuat abi. Sağ olun.
Ama herkes için tavsiye etmiyorum, aman. Aman. Yani özellikle de müzikle uğraşmak isteyen gençler için lütfen müzikle uğraşın. Zaten herkesin bir hobisi olması şart. Yani normal uğraştığı eğitiminin veyahut uğraştığı işinin dışında mutlaka başka bir şeylerle uğraşmakları lazım. Ki beyinlerini boşaltabilsinler. Ama eğer yeteneğiniz yoksa sırf kendinizi kandırarak dur ben sanatla uğraşacağım, müzikle yapacağım veyahut da işte tiyatro yapacağım diye okuduğunuz okulu bırakıp terk etmeyin lütfen. Ben Fuat abi şunu anladım sizin söylediklerinizden. Aslında siz içinizdeki sesi takip etmişsiniz. Doğru. Aşkınızı takip etmişsiniz. Hı-hı. Müziğe devam etmişsiniz. Ama paralelde mühendislik bilgisi size farklı bir bakış açısı katmış. Doğru. Spor farklı bir bakış açısı Doğru. katmış. Tüm bu bakış açılarını aslında harmanlamışsınız. Doğru. Ve ortaya aslında Fuat Güner'i çıkartmışsınız. Doğru. Biz çift kanat diyoruz. Farklı alanlardan beslenmek diyoruz. Hı-hı. Hani Şener de bugün çok güzel söyledi. Farklı alanları buluşturmak, evet, onlardan bu çok önemli. Beslenmek çok kritik. Çok güzel başarı reçeteleri aldım sizden. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. İyi ki çok geldiniz. Fuat Güner. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz Fuat abiciğim.